Herkese merhaba sevgili Teknoloji Ok takipçileri. Bugünkü konuğumuz güçlü bir mobil dizüstü bilgisayar ararken profesyonellikten taviz vermeyenlerin seçimi HP'nin EliteBook 840G9 modeli. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi son dönemlerde uzaktan çalışma ve hibrit çalışma modellerine geçildiğini biliyoruz. Tabii ki bu durumun birçok avantajının olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki yeteri kadar kullanışlı bir hale çevrildiği zaman. HP'nin EliteBook 840G9 modeli ise tam da hibrit çalışma için özellikle üzerinde çalışılmış dizüstü bilgisayarı olarak karşımıza çıkıyor. Sunduğu avantajlara geçmeden önce ilk olarak tasarım ayrıntılarıyla başlayalım isterseniz. Dizüstü bilgisayarımızın tasarım ayrıntılarını incelediğimizde aydınlatmalı bir klavye bizleri karşılıyor. Bunun alt tarafında oldukça geniş bir touchpad yer alıyor. Yan tarafında ise bir parmak izi okuyucu yer alıyor. Tabii ki güvenlik tarafında sunduğu hizmetlerden az sonra bahsedeceğiz ama parmak izi tarayıcının yanı sıra üst tarafta bir göz tarayıcının olduğunu da belirtelim. Ekran tarafına baktığımızda ise ince çerçeveler karşımıza çıkarken bu ince çerçevelerin de 14 inçlik bir ekranla desteklendiğini de ekleyelim. Cihazın yan tarafına baktığımızda ise sağ tarafında bir kulaklık girişi, USB tip A girişi yer alıyor. Sol tarafında ise bir HDMI portumuz, yine bir USB A girişimiz ve 2 adet USB-C girişimiz yer alıyor. Sol tarafta bulunan bu Type-C girişlerinden de laptopu şarj etmek mümkün. Klavye dizilimine baktığımızda ise gömülü bir klavye yapısına sahip olduğu için kullanımının kolay olduğunu söyleyebiliriz ve tuşlar arasındaki boşluklarda yazı yazmakta hata payımızın minimuma indirgenmesini sağlıyor. Genellikle birleşik tuşlu klavyelerde bu konuda biraz sorun yaşıyoruz fakat HP EliteBook 840G9 modelinde bunu da düşünmüş ve aralardaki boşluklar sayesinde yazı yazma tarafında kusursuz bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Cihazın genel olarak tasarım ayrıntılarını değerlendirdiğimizde 14 inçlik bir ekrana sahip olduğu için zaten küçük bir yapıya sahip ve bu da mobilite tarafında avantajlı bir cihaz olduğunu gösteriyor. Ama çantada taşıdığınızda yani yokmuş gibi hissediyorsunuz. Yani tek elle mesela kaldırıyorum rahatlıkla. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Bu yüzden hafif ve mobil bir cihaz olmasının yanı sıra performans odaklı bir model olduğu için de hibrit çalışmaya uygun bir laptop olduğunu söyleyebiliriz. Evet, şimdi geldik EliteBook 840G9 modelinin teknik özelliklerine. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. HP EliteBook 840G9 modeli 14 inçlik bir ekranla geliyor. Bu ekranın 16'ya 10 oranında olduğunu sizlere belirtelim. İşlemci tarafında Intel i5 12. nesil işlemcisini kullanan model 16 GB'da RAM ile beraber geliyor. Depolama alanına baktığımızda ise 512 GB'lık bir M.2 SSD yer alıyor. 1.36 kilogramlık bir ağırlığa sahip olan model 51 watt saatlik lityum iyon bir pile sahip. Kamera tarafında ise 5 megapiksel bir kameraya sahip olan modelin 65 wattlık Type-C adaptöründe kutu içeriğinde barındırdığını da ekleyelim. Evet, şimdi geldik söz konusu dizüstü bilgisayar ile yaşadığımız deneyime. İlk olarak size anlatım sırama göre bağlantı noktalarından başlamak istiyorum. Üzerinde bulunan Type-C girişleri saniyede 40 GB veri aktarımına sahip. Bu Thunderbolt 4 girişlerinin 40 GB'lık bir veri aktarımına sahip olmasının yanı sıra USB tip A girişinin de saniyede 5 GB'lık bir veri aktarımına sahip olduğunu da belirtelim. Eğer sabit bir yerde çalışıyorsanız da HDMI 2.0 girişi sayesinde de büyük bir ekranınız veya ikinci bir ekranınız varsa o aktarımı da rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet, son zamanlarda evden çalışmanın bir hayli popülerleştiğini söylemiştik. Yapılan araştırmalara göre ofis çalışanlarının %61'i işlerinin çoğunu evden yapabileceğini düşünüyor. Yani diyor ki benim zaten burada bilgisayarım var ofiste. Yani ben eve giderim, evde de aynı işi yapabilirim. Neden ofiste yapıyorum? Veya işte evde daha verimli olabileceğini savunanlar da var. Ve aynı araştırmaya göre bu kesimin %77'si de hibrit çalışma sisteminin daha verimli olacağını düşünüyor. Özellikle
telekomünikasyon ve teknoloji sektörleri başta olmak üzere çoğu sektörün artık hibrit çalışma politikasına geçmeye başladığını söyleyebiliriz. Tam da bu ihtiyaçlarınızı karşılayacak olan EliteBook 840 G9 modeli evinizden çalıştığınız takdirde ofisinizde sizi güvende tutacak her şeyi bu bilgisayara sığdırmış durumda. Örneğin ofisinizde çalışırken kendi ofisinizdeki bilgisayarınızda ve ağınızda bilgisayarınızı güvende hissedebilirsiniz. Çünkü bunun en temel sebebi büyük kurumsal şirketlerden bahsedelim. İyi bir ağ donanmasıyla geliyor. Yani bu ağında yeterli güvenlik önlemleri oluyor. Bunun yanı sıra çalışanlara verilen bilgisayarlar özel güvenlik önlemleriyle donatılıyor. Örneğin bir siteye giremiyorsunuz veya girebilseniz bile belirli bir güvenlik kapsamında devam ediyor. Yani verilerinizin sızdırılması veya açığa çıkması söz konusu bile olmuyor. Fakat hibrit veya evden çalışma planlarında bu durumun çoğu bilgisayarda sıkıntıya girdiğini söyleyebiliriz. Örneğin kullanıcılar diyor ki ben evden çalışmaya başladım. Ofisimin, iş yerimin özel bilgileri benim evimdeki ağ tarafından sızdırılır mı? Veya bir saldırıya uğrayabilir miyim? Hem kişisel kullanımda hem de çalışma ortamında kullandığım bir bilgisayar güvenlik tarafında bir zafiyet verir mi? Durum böyle olunca HP'nin güvenlik mimarisi bir kurtarıcı görev görüyor. Çünkü HP'nin sistemlerinde HP Wolf Security for Business mimarisiyle gelen bir yazılım yer alıyor. Bu da şirketlerin ve ekiplerin korunduğundan emin olmak için her zaman açık ve her zaman takipte. Kendini onaran bir ürün yazılımı olduğu için belli kişi ihlal algılamadan yalıtım yoluyla tehditleri etkisizleştirmeye kadar çeşitli yöntemler kullanıyor ve adreslenebilir saldırı yüzeyini küçültüyor. Aynı zamanda ürün yazılımı saldırılarında da uzaktan kurtarmaya olanak tanıyor. Yani bazı bilgisayarlarda karşımıza çıkan parmak izi okuyucunun yanı sıra aslında daha da derinlemesine bir güvenlik önlemi sunuyor HP EliteBook 840 G9 modeli bizim için. Yani X bir müşteri bir laptop satın alırken parmak izi okuyucuyu gördüğü zaman diyor ki evet, bu benim için yeteri kadar ileri düzeyde bir güvenlik önlemi diyor. Fakat ne yazık ki işler öyle olmuyor. Yani farklı yazılımların bilgisayara yüklendiği senaryoda veya bir ev ağının, bir ortak ağın kullanıldığı bir senaryoda yazılımsal olarak bazı desteklerin sunulması gerekiyor ki hibrit çalışma prensibine uygun bir bilgisayar karşımıza çıksın. Bu yüzden HP Wolf Security'nin bu konuda başarılı bir yazılım olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki yalnızca bu yazılımla mı koruma sağlanıyor? Hayır arkadaşlar. Örneğin açık alanda çalışırken ekranınızı sizden başka gören herhangi birisi olsun istemiyorsunuz. Bu konuda ne yapabilirsiniz? Fn F2 tuşlarına bastığınız zaman meraklı gözlere maruz kalmaktan korkmadan her yerde güvenli çalışabiliyorsunuz. Çünkü bu tuşlara bastıktan sonra hassas bilgileri koruyan bu mod belirli bir açıyla bakıldığında görünür ışığı %95'e kadar azaltarak başkalarının ekrandaki bilgileri görmesini zorlaştırıyor. HP SureClick yaygın olarak kullanılan belge türlerinin örneğin Word ve PDF gibi bu belgelerin güvenliğini sağlarken de özel Chromium tabanlı güvenli bir tarayıcı da sunuyor. Tabii ki bu dizüstü bilgisayarın öne çıkan özellikleri yalnızca güvenlikten ibaret değil. Yani bu güvenlik önlemlerinin yanı sıra sunduğu performans da yine tatmin edici. Yani hem çalışma hayatımda hem de özel hayatımda kullanabileceğim performansta bir dizüstü bilgisayar olduğunu söyleyebilirim. Çünkü farklı seçeneklere göre i5 ve i7 olmak üzere 12. nesil işlemci yer alıyor. Yeni nesil ve güçlü bir işlemci olduğu için çoklu işlemler konusunda herhangi bir donma ve kasma yaşamadan işlemlerinizi halledebilirsiniz. Genel olarak bu işlemci performansını değerlendirdiğimiz zaman hem 12. nesil bir işlemciden bahsediyoruz hem de donanım tarafında M.2 SSD olsun, yüksek GB'lı bir RAM bellek olsun. Bunun gibi özellikleri 1.36 kilogramlık bir ağırlığa sığdırması da önemli bir avantaj. Yani hem kompakt, hem mobil, hem de hibrit çalışmaya uygun bir bilgisayar olarak karşımıza çıkıyor. HP Context Aware özelliği sayesinde masada diz üstünde çalışırken performansı en üst düzeye çıkarmak için yapay zeka tabanlı optimizasyon sunarken konfor ve hareket halindeyken tepkisellik sağlıyor. Örneğin HP AutoClock and Awake 7 özelliği ile bilgisayara yaklaştığınız zaman uyanıyor ve uzaklaşınca kilitleniyor. Ofisten uzak çalışırken de bu şık ultra ve hafif bilgisayar her an kullanıma hazır. Uzun pil ömrü sayesinde 14 saate kadar her yer ofisiniz olabilir ve bağlantınızı her yerde de koruyabilirsiniz.
Yani öyle bir bilgisayar düşünün ki hem güç tarafında tatmin ediyor, hem tasarımsal olarak şık duruyor, hem hafif, hem de güvenlik tarafında sunduğu teknolojilerle rakiplerine meydan okuyor. Hibrit çalışmadan bahsetmiştik. Bu çalışma sürecinde bizim bir de önemli bir ihtiyacımız var: kamera ve mikrofon. HP EliteBook 840 G9 modelinde HP Dynamic Voice Leveling ses teknolojisi sayesinde 3 metre uzaklığında bile net ses alınabiliyor. Aynı zamanda yapay zeka tabanlı gürültü azaltma, etrafınızda ses olsa bile bunu yalınlaştırıyor ve bir toplantıdayken karşınıza net bir şekilde ses gitmesini sağlıyor. Dilerseniz bir mikrofon ve kamera testine geçelim, daha sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şu anda HP'nin EliteBook 840 G9 modelinin kamerasından beni görüyorsunuz. Aynı zamanda mikrofonlar da yine bu dizüstü bilgisayarın üzerinde bulunan mikrofonlardan sesi alıyor. Yani bir toplantıya katıldığınızda görüntünüz ve sesiniz bu şekilde iletilecek. Peki siz bu görüntü ve ses performansını nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Evet, kamera ve mikrofon performansı da bu şekildeydi. Siz nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, incelememizin yavaş yavaş sonuna geldik. Genel değerlendirmemizi yapacak olursak çok yönlü bir dizüstü bilgisayar olduğunu söyleyebiliriz. Hem kişisel kullanım için hem de ofis kullanımı için rahatlıkla bizlere beklentileri karşılıyor. İşin ucunda güvenlik olduğu zaman yalnızca buraya bir parmak izi sensörü koymak yetmiyor. Bunu da HP bir kez daha bize kanıtlamış oldu ki üzerinde sunduğu HP Wolf Security olsun, bununla beraber göz tanıma sensörü olsun veya HP SureView gibi kolaylıkla aktifleştirebileceğimiz gizlilik modu gibi özellikler olsun, bizlere güvenliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Bize gelen model 25.000 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Tabii ki farklı sitelere göre bu fiyat da değişebiliyor. Yani 24'e 23'e düştüğü de olmuş, 26'ya çıktığı da olmuş. Bu yüzden farklı sitelerde de yine göz atmanızda fayda var. Bununla beraber farklı varyantları da yer alıyor. İşlemci tarafında, depolama tarafında ve RAM tarafında daha güçlü seçenekleri de var. Sizin de bu model hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.